LGS liselere geçiş sisteminde birinci nakil yerleştirme sonuçları paylaşılmış durumda. İlk olarak biliyorsunuz 1.014.675 öğrenci 3 ila 19 Temmuz tarihleri arasında okumak istedikleri liselere tercihlerini gerçekleştirmişlerdi. Bu hususta da onların %95'i tercih etmiş oldukları liselere yerleşmişti. Ancak okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için 24 ile 28 Temmuz tarihleri arasında birinci nakil işlemi başvuruları alınmıştı. Onların sonuçları da bugün paylaşılmış durumda. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesine girerek orada TC kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte birinci nakilde nereye yerleştiklerini görebilecekler. Bundan sonra bir süreç daha var. O da ikinci nakil süreci. O da bugün itibariyle başlamış durumda. Cuma gününe dek sürecek. Onun sonuçları ise 7 Ağustos tarihinde paylaşılacak. Öğrenciler şayet ilk birinci nakil yerleştirmede istedikleri okula yine gidemedilerse ikinci bir şansları daha olacak. Bu şekilde başvurularını yapabilecekler. Öte yandan 8 Ağustos ile 16 Ağustos tarihleri arasında ise herhangi bir yere başvuru yapmayan ya da yapmış oldukları başvuru noktalarına okullara yerleşemeyen öğrenciler için bir başvuru alınacak. Bunu da belirtelim. Öte yandan yatılı eğitim için başvurular 22 ila 25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 31 Ağustos'ta ise bunun da sonuçları ilan edilecek. Süreç bu şekilde devam ediyor. İlk nakil yerleştirmeleri gerçekleşmiş durumda. Sırada ikinci nakiller için başvuru süreci başladı. Kuşkusuz önemli, öğrencilerin iyi bir eğitim almak için, istedikleri gönlünden geçen okullara gitmek için onların da yoğun bir çabası var, heyecanlı bir bekleyişi vardı. İlk süreç tamamlandı. Şimdi ise ikinci nakil için süreç devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.